Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gökçeada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İsmail Bulmuş'un adada şok cihazı bulunmaması Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı helikopterlerinin gece uçuşu yapamayacağı gerekçe gösterilerek gönderilmediğini Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirmişti. Gökçeada'da dün gece yine bir kişi kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki vatandaş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterlerde gece görüşü olmadığı için havalanamazken Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili görseller paylaşarak Gökçeada'da kalp krizi geçiren 58 yaşındaki bir vatandaşımız deniz kuvvetlerimize ait bir helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman tüm imkanlarımızla asil milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz ifadelerine yer verdi.